Şimdi Safranbolu diye bir Türk restoranına gidiyorum. Zhongshan metro istasyonunda indim. 10 dakika kadar yürüyeceğim ve restorana varacağım. Orada da birkaç video önce izlediyseniz eğer, Türkçe konuşan Tayvanlı bir arkadaşım var. O katılacak. Şimdi şöyle biraz ilerleyeceğim. Şu cadde üzerinde Safranbolu Türk restoranı. Bakalım nasıl bir yermiş ya, merak ettim. Gerçekten böyle Türk restoranı tadında mı, yoksa ya böyle oluyor yani farklı ülkelerde oraya böyle uyduruluyor Türk mutfağı. Merak ediyorum nasıl Tayvan'da. Sanırım Tayvanlılar Türk mutfağını seviyor. Anlaşıldığı kadarıyla. Yani şu anda boş masa yok ve hepsi Tayvanlı. Mutlu görünüyorlar. Şimdi ben burada Serap'ı beklerken bana çay getirdiler. Evet, çok başarılı başladı bu restoran maceramız. Birazdan Serap, yani Sara da gelir. O gelene kadar ben şuradan size bir menüyü göstereyim hemen. Burada salatalarla başlıyor. Çoban salata 160 mesela, 5 dolar falan. Burada humus var 4 dolar. Mercimek köfte. Mercimek köfte, çiğ köfte ya bildiğiniz. Şöyle 130. Cacık var 4 dolar. Sonra asıl yemeklere buraya geliyor. Şöyle tavuk kebap var 15 dolar falan. Burada yiyebileceğiniz en pahalı şey de şurada mix steak kebap var. O da 12 dolar. Aa yok, burada daha pahalı bir menü daha varmış. Yani en büyüğü. Şöyle 1300 gram toplamda et içeren böyle koca bir menü var bir de. Onun fiyatı da 100 dolar. Şurada sütlaç var. Rice pudding diye çevirmişler. Pirinç pudingi gibi. 4 dolar. Baklava var. Baklavanın 2 tanesi şöyle fotoğrafta olduğu gibi 9 dolar. Ayran var 4 dolar. Burada tabii Türk kahvesi, o da 5 dolar. Şimdi önden mercimek çorbası geldi. Şöyle ekmekler, salata. Bu arada Sara, Serap da geldi. Sara mı, Serap mı? Sara mı, Serap mı? Serap. Serap diyor. Serap. İngilizce Sara. Peki burada? Burada Serap. Şey, genel olarak yani sen hayvan, hayvanca. Tayvan'da Chani. Heh, Chani. Aynen. Üç ismin var o zaman senin. Tayvan'da da Çince. Çince'si Jiani. Jiani. Jia. 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 Ni. Jia. 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 Okay. But when you're here, of course you use that. Yeah, when I'm here in the restaurant, yeah, of course. Serap. Serap. Burada Serap'sın o zaman. Tamam. Ayran da geldi. Teşekkür ederiz. Limonata mı? Limonata. Olur. Şöyle fındık lahmacunlar da var. Burada da neler var? Köfte var. Burada köfte var, kuzu pirzola, Adana kebap, kuzu şiş, tavuk şiş, tavuk pirzola, pilav var. Evet, işte brokoli falan. Evet, evet, bayağı bir şey var burada. Karışık. Patates kızartması var. Olma başında da burada. Evet, onlar çok güzel oluyor ya. Senin favorin ne burada? Şu tabağın içinde. En favorim Adana kebap. Adana kebap. Hayır, köfte. Köfte. Hangisi karar versin? Bir tanesini söylemem yani gerekirse. Köfte olsun. Köfte olsun. Köfte mi? Evet. Tamam, onu sana bıraktım. Merhabalar. Merhaba. Sizi de tanıyalım. Ben Recep. Safranbolu Türk Restoranı'ndan müdürüyüm.
Yaklaşık 3,5 yıldır Tayvan'da yaşıyorum. Son 1,5 yıldır da restoranın müdürlük görevini üstleniyorum. Mutlu musun burada? Çok mutluyum. Zaten o yüzden kalmaya karar verdim. Gelmeden önce yüksek lisans için gelmiştim buraya 3,5 yıl önce. Gelmeden önce 2 yılın sonunda yüksek lisans bitince geri Türkiye'ye dönerim ya da başka bir yere giderim diye planlarım vardı. Ama buraya geldikten sonra çok hoşuma gitti ülke. Kendini İşte burada buldun. Olduğunu düşündüm. Kalmaya karar verdim. Hala buradayım. Uzun sürede kalmak istiyorum. Ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum. Tabii hayat çok değişti. Evet. Ama şu anlık buradayım. Yani ama uzun süreli bir yaşam için mesela ya bize de uygun bir ülke gibi geldi bana. Evet, sence yani, de öyle mi? İnsanları çok sıcak kanlı. Yani misafirperver. Çok güvenli bir ülke. Ekonomik olarak stabil. Çeşitli iş fırsatları var. Yani gerek profesyoneller için gerek gençler, öğrenciler için çok çeşitli iş fırsatları var. Yani buraya çeşitli yani Çince öğrenmek için gelinebilir. Lisans yapmak için, yüksek lisans yapmak için gelinebilir. Yani bunların güzel bursları var. Tayvan hükümeti de birçok olanak var yani bu olanak şekilde. Veriyor. Türkiye'den de bir sürü öğrenci aslında evet. Buraya dil öğrenmeye ya da lisans yapmaya, doktora yapmaya çok fazla gelenler var. Ben de zaten o vesileyle gelmiştim. Evet. Yüksek lisans yapmaya. Zaten burada yaşayan Türklerin birçoğu bir şekilde daha önce gelmiş lisans ya da yüksek lisans ya da dil öğrenmek için. Sonra burada yaşamaya karar vermiş şekilde. Hani hep öyle değil mi? Buraya çalışmaya gelen evet. Çok çok az kişi var. Yani. Evet. Serap, senin burada çok... Merhaba. Senin burada çok Türk arkadaşın var mı? Çok mu? Evet. Birkaç, çok da değil ama birkaç Türk arkadaşım var. Dizi Recep. Biz aslında Serap'la yaklaşık 6-7 yıl önce Türkiye'de tanıştık. 2017 yılı olması lazım. 6 yıl oldu neredeyse. İstanbul'da kardeşimle yaşıyordum. İşte, üniversitede okudum evet. Ben. İşte ben Boğaziçi'nde okuyordum. Serap da o zamanlar işte Türkçe öğreniyor zaten. Evet. Üniversite Türkçe bölümünde okuyor. Türkiye Ankara Üniversitesi'ne değişim öğrencisi olarak bir yıllığına Türkçe öğrenmeye gelmişti. Sonra İstanbul'a da gezmeye gelmişlerdi. Hı-hı. Ben de o zamanlar Couchsurfing var yani çok meşhur bir platform. Evet. Onu çok aktif olarak kullanıyorum. Benim evimde yani İstanbul'a yaşarken hemen her hafta bir yabancı, iki yabancı ağırlıyorum. Odamı onlara tavsiye ediyorum. Evet. Şekilde. Ben de o zamanlar biraz Çince de çalışıyordum aslında kendim. Yani çok az da olsa. Biraz konuşabiliyorum. Aynen. Yani. O yüzden işte burada hani insanlar ben işte İstanbul'a geliyorum, ev olan var mı işte evet. Falan. Mesela şeyi gördüm onun ilan denmez de yani onun duyurusunu gördüm. Evet. Mesaj attım. O da sağ olsun döndü. Hem benim için bir fırsat oldu yani Çince pratik yapamayacağım. Ben de yeni bir arkadaş olarak dedim ben dedim ki her hafta ağırladığım için bir kere de Tayvanlı ağırlayayım falan dedim. Ondan sonra geldi işte orada tanıştık aslında yani çok 6 yıl önce. 6 yıl önce İstanbul'a geldiğimde o bende kaldı. Ben de buraya 2019 yılında geldiğimde ilk gece onların evinde kalmıştım. Hadi ya. Çünkü ilk gece geldi benim okulumun yurdu açılmamıştı. Tabii geldim daha doğrusu Tavyen Havalimanı'na indim. Sonra metro ile bana evin adresini verdi işte. Metro ile işte evine kadar gittim. Valizlerimizi bıraktık. Sonra beni işte yemek yemeye götürdü. İlk yemeğimi beraber yedik. Sonra bilgisayar alacaktım, telefon alacaktım. Beraber gittik, onları aldık falan. Birkaç gün yani onlarla beraber takıldık. Sonra ben başka bir şehirde yaşıyordum. Okulum başka bir şehirdeydi. Oradan öyle oldu. Yani işte hayat işte dediğim gibi karşımda neler çıkaracağı belli olmuyor. Yani Tayvan'a hiç gelmek aklımda bile yoktu o zamanlar. Ben geliyorum. Tamam. Değişik olmuş sizin de tanışmanız falan. Bunu sen hep yanında taşıyorsun değil mi? Evet. Çay için. Elime taşımak böyle zor ya. O yüzden böyle çanta gibi. Adapter. Çok iyi ya. Bu çaya tam oluyor. Ya çay bu kadar önemli yani. Evet. Bakar mısınız? Kapıda bunun pazarı var yani. Herkeste vardır bu yani. Bende yok da. Yani Tayvan'da. Evet. Çünkü bitiremiyor çünkü mesela. Ne deniyor buna? Bunun adı ne? Adı ne bunun? Adı var mı? Ha ya herhangi bir adı var mı? Yani çaylık mı diyeyim yani ne diyeyim? Ya Çince çay da değil aslında. Şimdi bak ben bunu alacağım mesela. Bunu ne diye alabilirim? Yani çaylık diyemem. Fotoğrafını gösterebilirim. Ben gerçekten bilmiyorum. Yani ismini bilmiyorsanız ömür boyu ben alamayacağım böyle bir şey. İçecek. 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 Çiğdai. Kulp mu yani? Yok içecek. İçeceğin çiğdai. Bir internete bak. Ama herkeste var yani. Herkeste var. Birkaç tane farklı desenler böyle. Oo baklavalar nerede? Antep'ten. Antep'ten aynen. Hamido baklavası. Hadi Türkiye'de ya. De birçok zaten şubesi var. Antep'ten özel olarak getirdim. Uçak kartı. Baklava seviyor musun? Evet seviyorum. O zaman çaylı. Afiyet olsun. Çaylar gelmedi. Evet çaylar gelmedi evet. Bekleyelim biraz çayı. Evet şimdi deneyebilirsin. Çay geldi. Çay geldi şu an oldu. Evet ilk sen dene o zaman. Aa, senin gibi Türkiye'yi bu kadar bilen bir insan. O zaman şuraya da koyabilirsin istersen. Okay.
yani sonunda çözümü ürettin. Okay. Okay. Evet, dene bakalım. Antep fıstıklı baklava. Nasıl? Tatlı mı? Tatlı değil. Çok tatlı. Güzel mi? Tatlı. Bir de çayla görevi tamamlayabilirsin. Biz, evet. Aldığımız tatlıları zaten biz yani baklavaları bir tık şekerini azaltıyoruz. Çünkü Asyalılar yani Tayvanlılar çok şekerli şeyler yemiyor yani. Yani tatlıları bile şeker azaltılmış şekilde. O yüzden biz özellikle alırken tedarikçimize söylüyoruz. Hani şeker oranını, şerbet oranını biraz daha düşürmüşsünüz diye. Bizim Orta Doğu'daki gibi değil yani. Yok değil yani ona göre şeker oranı düşürülmüş. Hatta bir keresinde bir Türk müşteri gelmişti. Baklava olduğunu görünce çok sevindi böyle. Sipariş vermek istedi. Üzüldü mü sonra? Yani götürdüm ben böyle. Nasıl dedim. Ya dedi ben de beklentimi o kadar çok yükseltmiştim ki hani böyle şeker komasına şeker, girelim falan diye. Şerbet. Evet ama aynen böyle çok beklenti yükseltmiş. Yani baklavanız çok güzel ama hani benim beklentim böyle o da buraya gezmek için gelmiş falan böyle. Tadı çok güzel ama şeker oranı olarak dedi beklentimi karşılamadı demişti. Yani ben de buna alıştım. Beklenti o zaman tamamen şeker şerbetmiş baklava aynen, değil bizim yani. Bizim baklavamız geldi ben kendim seviyorum ama buna alıştım. Buna çok alıştım. Türkiye'ye gidince muhtemelen ben de çok ağır gelir gibime geliyor. Mesela burada bizim sütlacımız da var. Hani Türkiye'deki sütlaca göre kendiniz şeker yapıyorsunuz burada. Sütlacı kendimiz yapıyoruz. Ama baklavayı mesela Türkiye'den almamızın sebebi ürün yok. Yani mesela Türkiye'de kullanılan o Antep fıstığı yok. Ya da mesela baklava hamuru. Ya onun özel bir olayı var. Yani sadece Türkiye dışında yapılan baklavalar o kadar olmuyor. Dedim ki burada birkaç tane kişi yapıyor. Malzemeyi komple Türkiye'den alıp burada yapıyorsunuz. Aynen. Burada yapmaya çalışıyorlar da çok iyi olmuyor. Yani biz de kendimiz yapmaya çalıştık. İlk defa menüye koyduğumuzda ilk tepsiyi kendimiz yaptık. Türkiye'den daha gelmemişti. Uçak kargoyla gelip de hazırlanma süresi falan var. Gümrükte bekliyor falan gelmemiş. Tabii. Kendimiz yapalım dedik. Olmadı yani. Hani görüntü olarak da, lezzet olarak da tam pek şey olmadı. Yani. Çünkü fiyatı da ucuz bir şey değil. Pahalı bir şey. Mesela bir porsiyon baklava burada $8. Şimdi $8'lık bir şey veriyorsunuz müşteriye. Ona göre de onun beklentisi ilk defa deneyecek. Güzel bir şey olması lazım. Sonra İçimde abiniz sinmedi. Gibi düşmesin insanlar. Aynen öyle. Biz de o yüzden işte Antep'te bir tedarikçi bulduk kendimize. Evet. Düzenli olarak uçak kargoyla getiriyoruz. Müşterimize taze şekilde vermeye çalışıyoruz. Deneyeyim o zaman ben de bir. Tabaklarımız da Türkiye'den. Türkiye'den evet. Aslında bizim birçok ürünlerimiz hep Türkiye'den. Yani bu ayran bardaklarımız, çay bardaklarımız. Öyle mi? Evet, hepsini Türkiye'den. Ya da az önce kebap yediğimiz tabaklar falan hepsi Türkiye'den. El işi hepsi. El işi. Dediğin gibi şekeri azaltılmış ve benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü diğeri bana da çok ağır geliyor. Yani hani gerçekten Türk baklavasını yedim de şerbet akıyor yani şeyde. Türkiye'de yedim. Özellikle bayramlarda falan biliyorsun. Çok iyiymiş ya bu. Evet, daha iyi. Zaten bir de bu kuru baklava diye geçiyor. Böyle şekeri, yani daha doğrusu şerbeti akmıyor. Böyle. Çok fazla yok. Çok az yani hani. Yeteri kadar. Bence de öyle hani akıp bitmiyor böyle şey şerbetler falan. Türkiye'de bayağı yani şekerli su şerbet. Güzel. Türkiye'deki şimdi de ben yiyeyim. Ben genelde tek lokmada götürüyorum. Çok seviyorum bundan şu şekilde bana. O yüzden ben tek de alayım. Tabii aslında baklavanın olayı tek atmak. Ya ama bizde bazı baklavalar var çok ya böyle falan. Havuç dilimler falan onlar büyük. Ha o teknik yani. Çok güzel. Türkiye bayrağı bir de Tayvan bayrağı var. Onları siz mi yaptınız burada? Evet, buradaki lambaların hepsini burada biz kendimiz yaptık. Stüdyomuz var, art stüdyomuz var. Orada işte insanlara ilk önce yarım saat kadarlık bir süre içerisinde nasıl yapacaklarını anlatıyoruz. Sonra gerekli malzemeleri veriyoruz, camları veriyoruz, boncukları veriyoruz, yapıştırıcıları veriyoruz. Sonra önlerine desen kağıtlarını da veriyoruz. Evet. Ama tabii bu desenleri takip etmek zorunda değiller. İsterlerse kendi istedikleri desenleri de veriyorlar. Sonra yaklaşık 2-3 saat içerisinde bu lambaları yapıyorlar. Sonra yaptıkları lambaları tekrar bize veriyorlar. Biz onları alıyoruz yaptıktan sonra. Onları alçılıyoruz. Şimdi bu lambalar gördüğünüz gibi aslında şu anda ışık olduğu için alçılı olduğu belli olmuyor. Ama aslında hep de alçılı onların. Şöyle. Hatta içinden de görebilirsiniz. Bunların hepsi alçılı, aynı. Biz onları alıyoruz öğrencilerden. Virüsten hemen öncesine denk geldi. Ve tam virüs çıktıktan sonra insanlar tabii dışarı çıkamadı biliyorsunuz. Yani izin bitti yani. O yüzden insanlar böyle dışarı çıkamayınca bu tarz kültürel olarak aktivitelere daha arttı. Fazla gösterdiler. İlgi arttı. Şurada hatta benim ilgimi çekmişti şurada. Onun arkasında çevirebilirsiniz. Bir tarafı Türkiye bayrağı, bir tarafı da Tayvan bayrağı.
Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Tekrardan inşallah görüşürüz. Biz de teşekkür ederiz. Son bir haftam var burada. İşte evet evet. Artık görüşürüz. Son daha 5-6 günüm falan. İnşallah. Ben mutlaka gitmeden bir daha uğrayacağım. İnşallah. Evet. Ben de çok memnun oldum. Safranbolu'daydınız değil mi? Safranbolu Türk Restoranı. Türk İş Restoranı. Burası dediğim gibi 9 yıl önce kuruldu. Buranın tek restoranıydı ilk kurulumda. Şimdi geçen yıl 2 tane daha restoran açıldı. Ama işte burası hem İlk hem de en büyük restoran hala. Yani Tayvanlar arasında evet. En çok bilinen restoran burası. Evet. Hem de gayet merkezi bir alanda. Gelmemiş olsalar bile biliyorlar. Evet, evet. Daha da bilinme. Ben de memnun oldum. Nasıldı? Nasıldı? Ben beğendim. Ben her gün gelip geliyorum. Her gün mü? Her gün değil. Her gün? Her gün burada. Her ay gidip geliyorum. Her ay bir kere geliyorsun. Evet. Nasıl? Sen beğeniyorsun o zaman ki geliyorsun. Ben de beğendim. Baklava da güzeldi bu arada. Baklava da güzeldi. Ondan sonra ne güzeldi? Köfte de güzeldi. Çorba da iyiydi. Çorba da iyiydi. İyiydi ya. Evet, genel olarak iyiydi. Sen 10 üzerinden kaç veriyorsun buraya? 10. Evet, 10 vermem lazım. Hayır. Tamam, burayı tamam, ben kaç veriyorum? Ben başka Türk restoranı burada daha görmediğim için ben de şimdi 10'dan başlayacak. Diğer başka görürsem ona göre azaltacağım. Ama azalırsa tabii ya da belki kalacak yani. Ama diğerlerini de görmem lazım. Ama ben beğendim genel olarak her şeyi beğendim. Neredeyiz şu an? Yani bölge olarak? Şimdi Chongqing. Chongqing. Ben Zhongshan. Şu kuyruğa girecektim. Gerçekten merak ettim bunun ne olduğunu ama önce kuyruğa girmen gerekiyor. Burada menüde ne istediğini yazıyorsun. Arkada ödemeyi yapıyorsun. Sonra burada beklemeye başlıyorsun. Yani şu an sıraya girersem belki de bir saat falan bekleyeceğim. O yüzden üzülerek buradan ayrılıyorum. Ne olduğunu merak ediyorum ama başka bir zaman belki geçersem buradan boşsa